Şimdi Moskova'ya dönelim, Rusya'ya bağlanalım. Tarat Çetin aramızda. Tarat Hocam, şunu sormak istiyorum öncelikle. Şimdi Türkiye'de bir karantina uygulaması var. Kapatmalar şu anda uygulanıyor. Daha önce de denendi. Sormak istediğim ilk soru şu. Rusya'da böyle Türkiye'nin yaşadığı gibi bir kapanma oldu mu daha önce? Ya da şu anda da Rusya yine bir kapanma dönemi içerisinde mi? Şimdi sevgili dostlar, öncelikle bu tiyatro diyeceğim buna sizin izninizle, gündeme konulduğunda Rusya'da Türkiye gibi bazı kısımlarına katılmak zorunda kaldı. Rusya'da kısmen eyalet eyalet kapanmalarda yaşadı. Bu tabii ki geçtiğimiz yıl, yani işte Mart-Nisan aylarından sonra iyice bu ne olduğu anlaşılmayan, aslında Rus istihbaratının bildiği bunun bir biyolojik saldırı olduğunu daha önce söylemiştik, söylemişlerdi de. Şimdi tabii buna karşı Rusya'da Moskova başta olmak üzere eyaletlerin birer birer kapandığı, birer birer tedbir aldığı zamanlar oldu. Fakat ikinci dönemde, ikinci saldırıda görüyoruz ki bu sorulara direkt Putin'in cevabı geldi. Putin burada, yani geçmişte yaptığımız kapanmalardan, bir önceki kapanmadan hiçbir sonuç alamadık. Bunun bir işe yaramayacağı artık belli olmuştur sözüyle yeni dönemde, yeni saldırıda bir kapanma yapmadı. Kısmen kısıtlamalar getirildi. Fakat bu kısıtlamaları insan hayatını engellemeyen, hayatın akışına engel olmayacak şekilde yapılması planlandı. Şu anda bugün itibarıyla yurt dışından gelen Rusya vatandaşları 3 gün içinde test yaptırıp testlerinin negatif olduğunu E-Devlet sistemi üzerine yüklüyorlar. E-Devlet sisteminde yükledikleri testleri pozitifse sadece kendilerini izolasyona alıyorlar. Toplu bir kapanma söz konusu değildir. Bununla birlikte buna karşı çıkanların bile sonuçta sayısı ciddi anlamda fazladır. Çünkü gerçekten de ilk denemede Türkiye'deki gibi yaşanan bu tam kapanmanın hem faturası ağır olmuş hem de hiç kimse bundan bir sonuç alamamıştır dostlar. Bu yüzden şu anda Rusya'da hayat akışına devam ediyor. Sayılar aslında hem hastalık sayısı hem kayıp olan insan sayısı, kaybedilen insan sayısı Türkiye'de Türkiye ile kıyaslandığında aynı olmasına rağmen Rusya'nın böyle bir gündemi de yok. Türkiye'deki gibi her haberlerin başında ölü sayısı, hasta sayısı, şu sayısı, bu sayısı diye verilen bir rakam da yok. Buna sadece ulaşmak isteyenler bakıp ulaşabilir. Özel siteler var bununla ilgili. Yani bunun şu anda Rusya'nın bu işteki politikası, olayı dikkat etmekle birlikte, önemsemekle birlikte halkın gündeminden kaldırmak ve yok saymaktır. Murat Akan bir soru sormak istiyor size. Talat Bey, bir şey sormak istiyorum. Şimdi Rusya'da şu anda aşılama oranı elinizde var mı? Böyle bir istatistik var mı? Mesela Ruslar halkın yüzde kaçını aşılamış durumdalar? Böyle bir istatistik var mı elinizde? Bir ikincisi de Türkiye biliyorsunuz Sputnik V aşısını da almak istiyor. Rusya'da bu konuyla ilgili konuşulanlar neler? Murat, güzel soru bu. Çünkü bunun da aydınlatılması gerekir. Rusya'da bugün itibariyle aşılanan insan sayısı 21 milyon civarındadır. Bu da 145 milyon nüfusu orantısını yaptığımızda %15 gibi bir kısmı aşı olmuştur. Dolayısıyla Türkiye'deki aşılanmada hiç bundan aşağı değildir nüfusu yarı olmasına rağmen. Ama Rusya kendini iyi hissetmektedir. Şimdi Sputnik ve aşısının aslında Türkiye'ye de kullanılması, üretilmesi, Türkiye'ye ilk verilmesi aslında bu bulunan tüm aşılardan daha önce gündemdeydi. Yani Çin aşısından da, işte bu saldırının başladığı Johnson aşısından da, Alman aşısından da daha önce gündemdeydi ama sihirli bir el her zamanki gibi Türk-Rus ilişkilerine değdi ve Sputnik meselesi raftan kalktı. Rafa kalktı. Ve gündemden kaldırıldı. Uzunca bir süre artık diğerlerinden kısıtlama gelince, sorun çıkınca tekrar gündeme geldi. Evet, Sputnik V aşısının Türkiye'ye verileceği, Türkiye'de ortak üretim yapılacağı konuşulmakta. Rusya bu hususta Türkiye'ye destek veriyor ve birlikte mücadele için de aynen terörle mücadele olduğu gibi. Çünkü zaten bu bir terör eylemi. Adı toplu da olsa
terörle mücadelede nasıl Türkiye Rusya birlikte hareket edip de kendi çıkarlarını koruduysa koronavirüsle mücadelede de aynı şekilde devam edecekler sevgili arkadaşlar. Tarat Hocam şu soruyu sormak istiyorum. Putin'in aşılarla ilgili vatandaşlarımızı aşıya mecbur etmeyeceğiz, herkes müsterih olsun açıklaması yaptığı söyleniyor. Bazı gazetelere düştü ama bunu ben onaylatamadım. Böyle bir açıklama var mı? Ben bunu hemen size onaylayayım. Dostlar, Erkan, onaylayayım. Çünkü bizzat Putin'e bu soru soruldu geçen haftalarda. Neden kameralar önünde aşı olmadınız diye. Evet. Tam olarak bu sorunun cevabı açık seçik. Milleti böyle bir şeye mecbur etmek zorunda mıyız? Milleti bu işe mecbur edemeyiz. Bu yüzden olmak isteyenler oldu. Benim arkadaşlarımdan da aşı olanlar kamera karşısında olmadığı açıklamasını açıkça yaptı. Onun için bunu teyit edebiliriz arkadaşlar. O zaman aşı olmayanlara bir yaptırım söz konusu olmayacak Rusya'da. Kesinlikle olmayacak. Ben çoktan aşı olma şansım olmasına rağmen olmadım. Çünkü benim de bununla ilgili ciddi endişelerim ve bununla ilgili kendini korumaktan daha iyi olmayacağı düşüncem vardır. O yüzden Rusya vatandaşlarına ki ben hem Türk hem Rus vatandaşıyım. Dolayısıyla ben olmadığıma göre ve hiçbir şeyle karşılaşmadığıma göre hiç kimsenin de böyle bir şeyle karşılaşmayacağı açıktır. Hatta son zamanlarda turizmle ilgili Türkiye ile çıkan aslında siyasi kriz diyelim buna. Turizm krizi değildi ama bu koronavirüs krizi değildi ama öyle lanse edildi. Öyle söylendi. Yani Ukrayna ile ilgili çıkan sorunlardan sonra Rus turistlerin henüz Türkiye'ye gitmesi mümkün olmadığından bunu fırsat bilen Güney Kıbrıs Rum parçası ve Yunanistan'da apar topar Rusya'ya yasakları kaldırıp Rus turistlerin sadece ellerinde negatif testleri olarak ülkeye girmelerine izin verdiğini açıkladılar. Burada enteresan bir şey var. Tabii. Şimdi Talat Bey %15'ini aşıladığını söyledi. Evet. Söyledi. Bu çok enteresan. Bak, bu çok önemli bir şey. Rusya içerisinde. Bu çok önemli bir şey. Aşıyı bulmuşlar. Sputnik ve ilgili aşısı bulmuşlar. Milli aşıları onlara göre. Evet. Ama aşıladıkları insanlar hala 143 milyon dedi Talat Bey. 15 milyon insan aşılamışlar. Şimdi çok enteresan. Milyonda, evet. Çok enteresan. Yani zorunlu tutmuyorlar. Aşıyı bulmuşlar. Kendi milli aşıları. İnsanları herkesi aşılamak zorundayız demiyorlar. Demiyorlar evet. Aman kapanalım öldük bittik demiyorlar. Ama Türkiye'nin kendi aşısı yok. Dışarıdan aşılıyor. Aman herkesi aşılayalım bu aşı olmadan bitmiyor. Ya çok enteresan bir durum ya. Bence de enteresan. Mesela Talat Hocamız. Arkadaşlar. Evet buyurun. Arkadaşlar kesinlikle tam anlaşılmayan ve çarpık bir durum söz konusudur. Aslında Sputnik V'nin bulunuşu koronavirüsün çıkmasının hemen ardındandır bildiğiniz gibi. Yani bunun kabul görmesi, okeylenmesi, tasdik edilmesi biraz zaman almıştır. Çünkü Rusya böyle bir saldırının olacağını önceden bildiği için ben kontrol ediyorum 2020 Mart ayındaki yayınları. 2020 Mart ayınlarındaki yayınlarda biz bazı yaptığımız toplantılarda onunla mücadeleden bahsetmişiz. Ve bunun bir biyolojik saldırı olduğunu söylemişiz. Rusya'nın da bununla ilgili panzehiri bulduğunu söylemişiz. Yani hem Rus basınının gizlemediği haberlerde hem de toplantılarda bu konular konuşulmuştu. Demek ki Rusya bu saldırının karşılığını, panzehirini bulmuştu. Buna rağmen aynen Murat'ın bahsettiği gibi kendi imalatı olmasına rağmen tüm halkının istese bunu zorlayıp da yapma imkanı Türkiye'den daha yüksek olmasına rağmen böyle bir zorlamaya gitmemiştir. Tam olarak da en yetkili ağız olan devlet başkanı Putin de hiç kimseyi böyle bir şeye zorlayamayız. Ben de bunu çıkıp da kameralar karşısında yapmayacağım. Çünkü arkadaşlarım da olmak isteyenler de kamera karşısında değil de kabinlerde, inelerde aşılarını oldular diye cevapladı. Şu soruyu sormak istiyorum. Maske konusuna gelecek olursak, Rusya'da maske kullanımı ne şekilde gerçekleşiyor? Ya da böyle bir kullanım zorunluluğu var mı? Türkiye'deki gibi sokağa çıkıldığında bir maske kullanımı görebiliyor muyuz zorunlu olarak? Erkan, göremiyoruz. Aslında gene anlattığım gibi ilk dönemde bu şeyler çok fazla oldu. Çok ciddi bununla ilgili metroya alınmamak, metroya girilmemesi, maskesiz gibi uyarılar çok fazla yapıldı. Fakat İkinci dönemde Rusya uyandıktan sonra bu işe
Çünkü bunun sonunun ve mücadelenin böyle olmayacağını anladıktan sonraki bunun sebebini de söyleyeceğim. Şu anda geçtiğimiz günlerde sizin için şeye özellikle baktığımda, hatta ben de tanışıyorum eski başkanıyla, Rusya Halk İdaresi Başkanı Papova'nın açıklamasında şunu görüyoruz. Diyor ki tabii ki maske takmalısınız. Maske takmalısınız fakat biz bunu millete mecbur etmedik. Yani bir sağlıkçı olarak, bir halk sağlığı başkanı doktoru olarak maskeyi tavsiye ediyor. Fakat Rus devletinin böyle bir zorunluluğu yoktur. Toplu törenlerde, toplu yapılan eylemlerde diyelim veyahut da toplantı, büyük toplantılarda kurallara uyulmasının, ki tam olarak bu kurallardan kasıt ne? Sosyal mesafe, fazla yakınlaşmamak veyahut da toplanan insan sayısındaki kısıtlama gibi rakamlar tavsiye edilip uygulanıyor. Fakat herhangi bir yerde maske zorunluluğu yok. Bizden başka da maske takan yok. Biz de Türkiye'de alıştık. Onun için takıyoruz. Peki herhangi bir ibadethaneye ve ibadethanedeki bir eyleme, daha doğrusu bir ibadete karışma durumu var mı Rusya'da? Mesela toplu halde bir bayram yapılıyorsa, Hristiyanlık, Ortodoks Hristiyanlığı ile ilgili, galiba Paskalya vardı yakın bir tarihte. Evet, geçen pazar. Evet, Paskalya'da mesela koronavirüs tedbirleri kapsamında siz bunları yapamazsınız dendi mi halka? Erkancığım, ben iyi bir Müslüman evladı ve Müslüman olduğum için Müslüman, İslam'a daha çok ilgileniyorum. Ama tabii ki onları da çok iyi görüyorum. Paskalya'da da kimseye karışılmadı, kimsenin törenine katılmadı. Aynı zamanda Slav dünyası için Paskalya çok özel bir gündür. Bugün de aynen bizim kutsal Ramazan bayramımız gibi, Kurban bayramımız gibi, onlar da törenle kiliselerine gidip herkes ana babasının yanında özel bir ibadet içinde, tüm Slavlar geçirirler. Bununla ilgili kiliselerde herhangi bir kısıtlama olmadı. Koronavirüs konusu bununla ilgili hatta konuşulmadı. Onu bırakınız. Bizim de her cuma yakında gittiğimiz cuma namazlarında böyle bir sorun yok. Yani bir gün size hatta bayram namazını da çekip gönderebilirim. Bayram namazında da çok iyi olur böyle aslında. Aslında size bayram namazından oradan canlı yayın yaptırsak daha iyi olur ya. Yani. Gerçekten iyi olur. Böyle bir kısıtlama yok. Böyle bir kısıtlama yok. Ne kiliselerde, ne camide, ne de diğer ibadethanelerde böyle bir koronavirüsle ilgili ya da işte izolasyonla ilgili bir kısıtlama duyulmadı ve yapılmadı arkadaşlar.